Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir prenses bebek elbisesi öreceğiz. Elbisemizi uzun kollu olarak çalıştık. Robamızda ve kolumuzda eteğimizde uyguladığımız modelimizi uyguladık. Kolumuzda modelimizi bir tane uygularken elbisemizin ön kısmında ise üç tane uyguladık. Şöyle yapım aşamalarına bakalım. Yaka kısmımızdan örmeye başlıyoruz her zamanki gibi daha büyük yaş grupları için öreceksek yaş grubumuza göre Artırarak devam edelim. Santim olarak ölçüsünü vereceğiz. Santim olarak ölçülerimizi büyütelim ve eğer bebeğimiz yanındaysa gidi herhangi bir kıyafetin ölçüsüyle ölçümüzü alırsak çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. Çünkü e, ellerimizin sıklığı ya da iplerimizin dokusu farklı olacağı için ölçülerde büyüklük ve küçüklük olabilir. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamamak için en güzel santim olarak ölçülerimizin alınması. Evet, robamızı Şuradaki dört yerden bakınız bir tanesi burada diğeri kol arkasında ve e, iki de diğer tarafta dört artıştan robamızı yeterli ölçüye getirdikten sonra iki sırada bel kısmımız için ördüm belimizin e, uzunlaması için uzunluğu için alt kısmına ise e, kolumuzda ve önümüzde uyguladığımız modelimizi uygulayarak istediğimiz uzunluk ölçüsüne gelene kadar ördüm. Elbisemizin beline zincir çekerek kordonumu ördüm ve ördüm. E, pomponlar ördüm iki tane beyaz e, ipimle sizler kullanırsanız çok hoş olacaktır kol uçlarımızı bakınız beyaz ipimizi trabzanlarımızı örerek ördüm bir de yakamızı şu şekilde çalıştık önden ve arkadan açık bir şekilde yaka çalışmamızı da yaptıktan sonra elbisemiz kullanıma hazır hale geldi şimdi elbisemizin boyuna bakalım ölçümü alıyorum şu şekilde yakamızdan tutuyorum ve en alt kısma kadar elbisemin 40 buçuk santim uzunluğunda olduğunu görüyorum ve kol altından şöyle bakacak olursak gövde genişliğimizi 23-24 santim yalnız bel kısmından ben biraz büzdüğüm için bel oyuntusu gibi vermek için daha geniştir. Bu 26 santim civarında olacaktır bel oyuntumuzun bulunduğu nokta. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi etrofil marka ipimizle örüyoruz. Anti Antipiling özelliği olan ipimin renk numarası 80.003. Şöyle tanıyalım ipimizi. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. %100 akrilik. Çok güzel bir ip. Bebeklerimizin örgüleri için gayet ideal. Şöyle çok ince bir ip değil. Hafif biraz orta dereceli bir ip. İpimizi örmek için 2.5 numaralı tığımızı kullanıyoruz. Hemen elbisemizin roba kısmını örmeye başlayalım. Bölümlerine ayırarak örelim. Önce arkamız için zincirlerimizi çekmeye başlıyorum. Birinci zincirimi şu şekilde düğümümü atıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekiyorum arkam için olan bölüm bu iki tane arka olacağı için 9 9 18 tane arkamız olacak toplamda arkadan düğmeli olacak elbisemiz 9. şu şekilde zincire İşaretimi taktım. Kolum için örmeye başlıyorum. Kolum için 13 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi ördükten sonra hemen işaretimi takıyorum. 13 tane kolumuzun birincisi. Şimdi elbisemizin önü için örmeye başlıyorum. Toplamda 19 tane trabzanımız için zincirimi hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane zincirimi Elbisemin önü için ayarladım ve tam 19. zincirime gelerek taktım. Yeniden örmeye başlıyoruz. Elbisemizin önünden sonra diğer kolumuzu örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Diğer kolumuzu 13 zincir olarak ayarlamıştık. Bunu da 13 zincir olarak çekip ayarladım. Her iki olan parçalarımızın her ikisinin aynı olması gerekiyor. Ön 9, diğer ön 9, kolumuz 13, diğer kolumuz 13 şeklinde olması gerekiyor. Farklı olmaması lazım. Evet, şimdi son olarak önümü örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane de diğer önümü ördükten sonra şu şekilde elbisemin ilk zincir kısmını hazırladım. Robamızın en önemli hazırlığı burada başladı. Eğer yaşı büyük çocuklarımız için öreceksek 9 olan biraz daha büyütmek istiyorsak 9 olan zincir yerimizi 12, 13 olanı 15 olarak ayarlayalım ve önümüzü ise 22 tane zincir olarak ayarlayalım. Ama daha büyük istiyorsanız o zaman 5'er 5'er arkamıza bakın hem 5 arkanın bir tanesini 5 diğer tarafa beşer 5'er de kollarımıza önümüze ise arkamızın toplamında önümüze yapalım Evet şimdi mezurumuzla ölçümüze bakalım örgümüzü ve ipimizi birbirimize kıyasladıktan sonra trabzanlarımızı örmeye başlayalım şöyle bakıyorum hemen tığımın olduğu yeri bıraktım 25 santim hiç müdahale etmeden ölçümüzün olduğunu görmekteyiz. Başlangıç zincirimizin toplam santim olarak ölçüsü. Şu şekilde bir de yazılı olarak göstermek istiyorum. Şu kısım arkamız. Her iki kenarımız 9 ve 9. Kollarımız 13 ve 13. Önümüz ise ortadaki bulunan 19 da önümüzün zincir sayısı. Şimdi trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Iki geriye çekiliyorum 1 ve 2 2 zincir geri çekildikten sonra 1 iki tane de ilave ediyorum. dokuzumuzun üzerine iki geri çekildim iki ilave ettim. Tığımın başını doluyorum çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine girerek trabzanlarımı örüyorum. Burada bu işlemimiz sonucunda tam 9 tane trabzanımıza ulaşacağız bakınız birer birer, Trabzanlarımızı örerek ilerlemekteyiz. Yeşil işaretimin bulunduğu yere kadar yeşil dahil değil yeşil kolumuz için ayarladığımız bölümdeydi. Bu şekilde ayarlayarak başladığımız zaman hiç sıkıntı çekmiyoruz. Evet tam 9 tane trabzanımız oldu. Hemen bakalım. Bakınız bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplamda 9 tane arkamızın ilkiydi. 9 tane trabzanımızı hazırladık. 9. trabzan üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve kolum için öreceğim bölüme geçiyorum. Hemen işaretimi çıkarıyorum. İşaretimi çıkardığım yere örmeye başlıyorum. Aynı yere değil bakınız. Bir sonraki trabzan. Burayı örmüyoruz. Bir sonraki zincirimizin içerisine girerek trabzanımı yerleştiriyorum ve başlatıyorum. 1 2 3 tek tek saymayayım. Toplamda sarı ayracıma kadar birer birer örerek ilerleyelim. Kolum için 13 tane trabzanımı ördüm. İşaretimin bulunduğu noktaya geldim. Her bölümü bitirdikten sonraki son trabzan üzerine hemen iki tane zincirimizi çekiyorum. 1 ve 2 işaretimi çıkarıyorum önüm için hazırladığım 19 tane zincirime birer birer trabzanlarım örmeye başlıyorum hemen bakınız batım bakın zincirin hemen yanındakine batıyorum birer birer ilerliyorum ikili trabzan şekliyle örüyoruz ipimiz zayıf bir ip değil dolgunca bir ip lütfen göz önünde bulunduralım. Örürken birbirimizin ölçüsüyle kıyaslarken ince ipte daha küçük düşecektir. Biraz dolguncu olduğu için biraz daha büyük olmakta bakınız. Pembe işaretime kadar ilerliyorum. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar geldim ve önüm için 19 tane trabzanımı ördüm hemen son trabzan üzerine 2 zincirimi çekiyorum işaretimi çıkarıyorum ve diğer kolumuzu örmeye başlıyorum kırmızı işaretin bulunduğu yere kadar örelim kolum için hazırladığım bölümümü de ördüm son bölümümüze geldim. Diğer arkamızı örmek için geçiş için iki zincirimi çekiyorum ve sırasıyla ile 9 tane trabzanımızı birer birer örerek ilerliyorum. Sona kadar örelim. 9 tane trabzanımı ördüm ve bütün bölümlerimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle görelim düzelterek. Şu şekilde büküyorum. Ve bölümlerimizi birer birer görüyoruz. Her iki bölümümüz arkamız Diğer karşılıklı olan e, kollarımız önde bu, buradaki görünen bölümümüzden oluşmakta. Evet, şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum, örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen dibindeki bakınız ilk trabzanımın tepesine girerek bir tane sık iğnem örüyorum ve. Diğer trabzanlarımın her birine birer tane sık iğne örerek ilerliyorum. Hiç atlamıyorum bakınız. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece bu ilk trabzan kurulum sıramız olduğu için sadece bakınız sık iğne yapıyorum. Zincirimin bulunduğu yere yine herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece iki tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanımı batıyorum ve devam ediyorum. Birer birer. Hiç artış yapmıyoruz sık iğnemizin olduğu sıramızda. Sadece trabzanlarımızın üzerine birer birer batarak ilerlemekteyim. Kolumuza kadar geldik neredeyse bakınız. Evet bakın en son trabzanımı da ördüm. Bir iki tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. Evet bütün bölümlerimizi araya sadece iki zincir çekelim ve trabzanlarımızın üzerine birer birer sık iğnelerimizi örerek sıramızın başına kadar gelelim. İkinci sıramızı sık iğne olarak ördüm ve sıramın başına geldim. En son bakınız şu kenardaki duran trabzanımın da üzerine bir tane batıyorum ve buradaki sık iğneyi örmeyi unutmuyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan olarak öreceğiz modelimizi. Şimdi arkada herhangi bir işlem yapmayacağız her iki arkamızda. Kollarımıza birer model, önümüze ise üç tane model yerleştirerek e, robamızı büyütmeye devam edeceğiz. Arkalarımıza model koymuyorum. Sadece kolumuzun ortasına, her iki kolumuza ve ortadaki ön kısmımıza 3 tane modelimizi yerleştirerek robamızı eteğimizde uyumlu olacak şekilde modelimizi koyarak ilerleteceğiz arkamızdan 3 tane zincir çekmiştim İşlem yapmayacağımız için birer birer trabzanlarımızın üzerine batıyoruz yani sık iğnelerimizin bulunduğu yere batarak zincirimize kadar ilerliyorum herhangi bir işlem yapmıyorum arkalarım için modele gerek yok kollarımızda ve ön kısmında modellerimiz olsun yeterli bakın trabzanlarımı ördüm 2 4 6 8 ve 9 9 tane trabzanımız var birinci sıradaki kurulumumuz ikinci sırada sık iğne artmamıştık trabzan sırasındayız şimdi minik iki zincirin bulunduğu yere girerek iki tane trabzanım artıyorum 1 bakınız bir tane arttım. Tığıma başımı doluyorum. Ve iki tane arttım. Arkamda herhangi bir işlem yapmadım. İki tane zincirimi çekiyorum. kolumuz için iki tane artışı bu araya girerek yapıyorum. 1 ve 2 arkadan örerek geldim zincirimin bulunduğu yere iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımı ördüm şimdi kolumuzu bir tane modelimizi yerleştireceğiz burada ben kendi sayıma göre ayarlamamı yaptım modelimizi beş tane trabzan üzerine kuracağımız için daha büyük ya da daha küçük örecek arkadaşlarım öncesinde onu hesaplasınlar hemen şu şekilde bir hesaplamayı göstermek istiyorum 13 tane trabzanımız vardı bakınız kolumuz üzerinden hesabımızı yapalım 13 trabzanımızın tam ortaya 5 üzerine modelimizi kuracağız. Bakınız 5'i. 5'i bir ayırıyoruz. Şu şekilde. 5'in sağında ve solunda 4'er ilmek ayırdığımız zaman toplamda 13 sayısına yine ulaşacağız. 8 5 daha 13. Şimdi arada da artışlarımızı yapacağımız için bakınız 4 4 ayırmış durumdayız. Tam şu 5'e modelimizi uygulayacağız. Bütün bölümleri bu şekilde hesaplarsanız çok çok rahat edersiniz. Sadece kola bir tane uygulayacağımız için hemen anlatmak istiyorum en kolay şekliyle. Tam ortaya gelen 5 ilmeğimizi modelimize ayırıyoruz. Kenarına eşit olarak dağıtıyoruz. Bakınız eşit olarak dağıttım. 4 ve 4 olarak dağıttım. Daha farklı olsaydı daha farklı dağıtımımızı yapacaktık. Kenara da iki tane artışımı yapıyorum. Buraya iki de artışım gelecek. Diğer taraftan da iki artışımız yani modelimizden önce toplamda 6 tane trabzanımızı örmüş olacağız ve bitişte de 6 tane hiç şey yapmadan artışları hesap etmeden ama 4 ve 4 olarak ayırıyoruz. Şimdi hemen bakalım bakınız ben şuradan 2 4 2 4 ortada 5 tane trabzanım kalacak. Bu 5 tane trabzan üzerine ben işlemimi yapıyorum. Hemen arttığım ilmekleri ister sayın ister saymayın hiç fark etmez. Bu 4 trabzanımızı örelim. Evet sayıyorum şimdi hemen 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm. 4 trabzanımı ördükten sonra ortada modelim için 5 tane hemen trabzanımı örüyorum şu şekilde bir tane zincir çekelim modelimizden önce başlıyorum hemen yandaki sık iğnemin üzerine 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra yine bir tane zincirimi çekiyorum şöyle sayalım 2 4 6 şuradan bakınız 5 tane trabzanın bir tane zincir hem başına hem sonuna örüyorum ve başlıyorum bir bakınız biterken 2 3 ve 4 4 tane trabzanımızı ördüm şöyle görelim 4 trabzanımız sonda 4 trabzanımız da başında ortaya 5 tane tam kolumuzun üst kısmına gelecek şekilde trabzanımızı ayarladık şimdi Bakınız artışımız vardı iki tane hemen dört trabzandan sonra minik göze girerek bir ve iki tane zincirim e, trabzanımı örüyorum. İki de zincirimi çektikten sonra kolumun modelini ayarlıyorum. Bakınız şu şekilde 13 tane trabzanımız vardı. Aşağıda 13. 13'ün üç. dört tanesini sağ tarafına dört tanesini sol tarafa ayırdım. 2 şerde artışlarımızda toplamda 6 şer trabzan oldular. Şimdi önümüzün modelini uygulamaya başlayalım. 2 artışımızı yapıyorum. Evet şimdi önümüz için 3 tane modelimizi yerleştireceğiz. 3 tane modelimizi ortada tam 15 tane trabzanımız lazım. 5, 5, 5, 15, 5, 10, 15'i ortadan ayıracağız. Burada 19 tane ilmeğimiz olduğu için 2 sağ taraftan örüyorum. 17 2 sol taraftan örüyorum 19 artışlarımızla birlikte 23 olacak artışlarımızı hiç saymadan sadece alttaki trabzana göre ayarlamamızı yapıyoruz artışlarımı yaptıktan sonra iki tane trabzanım örüyorum bir zincir çekiyorum 5 trabzan bir zincir çektikten sonra tekrar 5 tane trabzan, bir zincir çekiyorum, 5 trabzan örüyorum. Sonra 2 tane trabzanım ördükten sonra artışlarımı da yapıyorum. Evet şimdi başlayalım. 2 tane artışımı yaptım. Şu ortaya bakınız. Ve başlıyorum. 1, 2. 2 tane trabzanım ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum ve beş tane trabzanı arda ardına örüyorum. Birinci modelim için bir, iki, üç, dört, beş. Bakınız, zincirimden sonra 5 tane trabzanımı ördüm. Şurayı da görelim. Hiçbir şekilde kafamız karışmasın. Şöyle bakarak yapalım. İki artışımı yaptım. İki sağ taraftan ayırdım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar hemen yanına şuradaki ilk bölüme girerek 5 tane trabzanımı sırası ile örüyorum. İkinci modelim için hazırlıklarımı yapıyorum. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Bakınız ikinci modelimin yeri de hazırlanmış oldu. Şöyle önümü tüm göstermek istiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Üçüncü modelim için hemen yanındaki bakınız trabzanı batıyorum Yukarıdan zincir çekiyorum ama aşağıdan atlama yapmıyorum. 4 ve 5. 5 tane trabzanımı üçüncü kez ördüm. Şöyle görelim. Bu elimizdeki 3 tane bakınız kurulumumuzu hazırladık. 3 modelimizin 5 tane trabzan öncesinde ve sonrasında birer zincir gruplarımızı bu şekilde ayırıyoruz ve üç tane beşli grubumuzu görmekteyiz. Sonrasında 1 ve 2. 2 trabzanım örüyorum. Hemen iki tane de artışımı yapıyorum. Evet önümüzde bu şekilde üç tane model olacak şekilde ayarladık. Burayı ayarladıktan sonra diğerlerinde hiç saymadan dümdüz gideceğiz. Sadece bu sıramızda modelimize kurması önemli. Onun için şöyle bir kağıt yardımıyla kaç sayınız varsa ayarlamalarımızı yapabilirsiniz. Araya iki zincir çekiyorum. Hemen iki artışımı yaptıktan sonra tekrar kolum için örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 kolumuzu bir tane model uyguluyoruz. Şöyle görelim. 2 artışımı ve 4 tane trabzanımı yaptım. Şöyle 4'ü de sayabilirsiniz. 2 ile saydığımızda 6. Ama normalde dağıttığımız zaman modelimizi 4'tü. Evet şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. 5 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı ördüm. bir zincir çektim. Bakınız modelimizi tam ortalıda kolumuzu bir tanesini diğer tarafa hazırlamıştık. Evet şimdi ikinci modelimizi ikinci kolumuzu kurduk. Sadece bir model olacak. Zincirimi çektikten sonra 4 trabzanımı soluna da örüyorum. 3 ve 4. Evet. Araya 2 artışımı yapıyorum. Artışlarımızı ikişer ikişer götüreceğiz. İki tane zincirimi çektikten sonra arkam için iki artışımı yine yapıyorum. 1 ve 2 Ve dümdüz bütün trabzanlarımı örüyorum. 9 tane trabzanım vardı. Hepsini birer birer örerek tamamlayalım. Son trabzanımı da örerek tamamladım. Şimdi görelim modelimizi. Bakınız. Elbisemizin önüne 3 tane modelimizi ayırdık. Biraz büyüdüğü zaman harika olacak emin olun kollarımıza birer tane arkamızı ise model uygulamadan çalıştık şimdi diğer sıramı başlıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir sıra trabzan bir sıra sık iğne örüyoruz arkasını çeviriyorum hemen ilk trabzanımın dibine batıyorum bakınız ilk trabzanımın hemen yanılıp ileri geri atmayalım bakınız şuraya gitmeden hemen kendi dibine bir zincirim batıyorum sonrasında hiç Bakınız trabzanlara zincir çekmeden direkt tepesine batıyorum ama modelimizi uyguladığımız yerdeki bir zincirlerimizi ihmal etmiyoruz. Orayı birlikte yeniden öreriz. Bakınız arkada zincir yok dümdüz ilerliyoruz. Ve iki tane zincirin olduğu yere geldim. Artış yapmıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer trabzanın üzerine batıyorum. Ve ilerliyorum bakınız kolumuzda bir tane model vardı modelimizin 5 trabzanın bir tane sağında bir tane de sonunda zincirimiz vardı bakınız şöyle bir zincirimi çekiyorum trabzanı batıyorum 1 2 3 4 ve 5 bakınız bir tane zincir ilave ediyorum bir 5 öncesinde bakınız. Bir de 5'ten sonra. Diğer trabzanlarımı birer sık iğne örerek artış yerime kadar ilerliyorum. Sık iğnenin bulunduğu sırada artış yapmıyoruz. 1 2 zincirimi çektikten sonra önümüze başlıyoruz. Önümüzde 3 tane zincirimizin bakınız 1 2 3. 3 zincirimizi mutlaka çekerek ilerliyoruz. Devam ediyorum. Modelimizin ilk sırasını kurduktan sonra kendiliğinden akacaktır. Bir tane zincirimi çektim. 5 trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5. Bir tane zincir. Tekrar tırabzanlarımın üzerine sık iğne batıyorum. 3 4 ve 5. Bir tane zincire bakınız. 5 kere mutlaka bir tane zincirimi çekiyorum. Şurada ipim yarımlandı. Hemen onu düzeltmek istiyorum. 1. Ve devam ediyorum. iki zincirimle arayı yapıyorum ve buradaki gördüğüm birer zincirleri de örüp sıra sonuna kadar ilerleyelim. Son sık iğnemize varana kadar hepsini örerek tamamladım ve yeniden trabzanlarımızın olduğu sıramızdayız. Şöyle bakacak olursak bakınız. Önümüz modelimizi kuracağımız 3 tane 5'i görmekteyiz. Bakınız 5 5 5 ve şöyle 4 bir kenarda 4 bir kenarda ikişer alt artışlarımız da 6 sayısına ulaşmakta kolumuz ise tam ortalayarak bir tane modelimizi kuruyoruz arkalarımızda model yok şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 arkaya çeviriyorum ve başlıyorum sırasıyla örmeye bakınız ikincinin hemen üzerine örüyorum burası da önemli zincirimizin dibini değil ikinci trabzanımın üzerine örüyorum sık iğnelerimi birer birer üzerine trabzanlarımı dolduruyorum arkamızda işlem olmadığı için dümdüz ilerlemekteyiz sık iğne sırasında artış yapmıyoruz sadece trabzanlarımızda araya giriyorum 2 trabzan artış yapıyorum 1 bir tane daha iki artışımı yaptım bir iki de zincirimi çektim kolum için örmeye başlıyorum zincirlerimin hemen yanına gelince modelimizi bu beş üzerine uygulamaya başlayacağız tığımın başını doluyorum iki artışımı yine yapıyorum bir ve iki görelim ve devam ediyorum bir saymayalım. Zincirimizin yanına kadar ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız. Tam zincirimizin yanındayız. Bakınız şurası zincirimiz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimin üzerine. İki defa tığımın başını doluyorum. Dümdüz ördüm bakınız şu kısmı. İki defa başını doladım. 5 tane trabzanımın tam ortadaki üçüncüyü belinden yani ana gövdeden giriyorum. Şöyle giriyorum ve ikişer ikişer örüyorum. Bakınız 2, 1, 2 ve 3. 3 defa da aldım. 3 defa da aldım. Sağa doğru ilmeğim yattı. Şimdi atlamış olduğum 1 ve 2 tane trabzanım var. Hemen şöyle ilmeğimi öne doğru yatırıyorum tığımın başını doluyorum atlamış olduğum trabzanlarımı birer birer örüyorum 1, Bir, iki tane atlamıştım tam üçüncüyü örmüştük 2, bu da tam ana gövdeden girdiğim trabzanın da tepesini örüyorum bakınız atlamış olduğum ilk trabzanımı önce gidiyorum şöyle sağa yatırıyorum uzattığım ilmeğimi birinci trabzanımı örüyorum 5 taneden sayarken buradan sağdan sola doğru ikinci örüyorum üçüncü tam kendi belinden kavradığımız trabzanımı da ördükten sonra dördüncü trabzanımı da örüyorum beşinci trabzanımı da örüyorum burayı 5 olarak tamamlıyorum bakınız 5 tane trabzanım yine tamamlandı buradaki modelim sadece sağ yattı beşinci trabzanım ördükten sonra yeniden iki defa tığımı başını doluyorum Belinden dolandığım trabzanıma yine geliyorum, şöyle giriyorum, İkişer ikişer örüyorum. 1, 2 ve 3. Bakın modelimizin ilkini kurduk. Çok çok güzel bir model. Umarım zevkle ve severek örersiniz. Evet, bu şekilde kurduktan sonra yeniden bir zincir çekiyorum. Bakınız, burada da bir zincir çekmiştim. Beş trabzan ördüm. İki de uzatmamızı yaptık başlarken ve bitirirken. Şimdi trabzanlarımızı birer birer örelim. Burada omzumuzda sadece bir tane modelimiz var. Evet modelimizi kurduktan sonra kenardaki trabzanlarımı ördüm. Hemen artma ve ayrım yeri olan bölümüme geldim. 2 tane trabzanım örüyorum. Bütün artışlarımızı ikişer yapıyoruz. Eteğimizi örene kadar. Araya 1 ve 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzan. 1 ve 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördükten sonra şuradaki ilk modelimiz yani ilk zincirimize kadar trabzanlarımı örüyorum. Birer birer. Zincirimi gördüğüm zaman hemen durarak modelimi yerleştireceğim. Bakınız bir sonraki kurulumumuz çok çok kolay olacak çünkü modelimiz artık görünmekte. Bir tane zincirimi çektim bakınız. 5 tane trabzanımın tam ortadakin'i örüyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, 3. ana gövdeden yandan şu şekilde giriyorum. Öncesinde iki defa başını doluyorum. Bir atladım, iki atladım, üçüncüyü yandan giriyorum ve örmeye başlıyorum. ikişer ikişer alıyorum. 1 2 ve 3. 5 tane grubumuzun bakınız 5 grubumuzun sağına doğru yatırdım. Elimle şöyle düzeltiyorum. Atladığım birinci, ikinci ve üçüncü trabzanı sırasıyla örüyorum. Bakınız birinci burada böyle üzerinden değil. Şöyle yatırıyorum. Yatırdığım yerden örüyorum. 1 2 3 Bakınız tam belinden dolandığımızda ördüm. Yandaki 2'yi de örüyorum. 4 5 5 trabzanımın tamamını ördüm. 2 defa yeniden başını doluyorum. Tekrar dolandığım belinden dolandığım yerin altından hemen giriyorum. Bakınız aynı yer. 2 defa tığımı başını doladım. Şöyle altından giriyorum ve başlıyorum. Biraz uzatıyorum. 1 Bir, 2 3 ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektim. İkinci modelimize kurmak için hemen iki defa başını doluyorum. Tam ortaya yine girerek yandan alıyorum. İkişer ikişer örüyorum. Ve yana yatırdıktan sonra bakınız sağ tarafa buradaki birinci ikinci trabzanımı şöyle ilmeğimi öne alıyorum. Birinci trabzanımı önce örüyorum. İkinci trabzanımı Örüyorum. Üçüncü trabzanımı belinden dolandığımı örüyorum. Dördü ve beşi. Hepsini ördüm. 5 trabzanımı ördükten sonra iki defa başını doluyorum. Bakınız uzatıp da sağ tarafa yatırdığım uzun trabzanımın altına şöyle giriyorum. İkişer ikişer ilmeğimi biraz uzatarak örüyorum ve ikinci modelimizi zincirimi de çektikten sonra kurulumumu tamamlıyorum bakınız burası önümüz kolumuzun bir tanesiydi önümüz Bura en önemli sıraydı her ikisi bundan sonraki sıralarımızda modelimizi gördüğümüz için çok daha kolaylıkla ilerleyerek devam edeceğiz şimdi üçüncü modelimizi de yerleştirelim bir zincirimi çekmiştim 5 tane trabzan grubumu görmekteyim bakınız 1 2 3 4 ve 5 5 trabzan grubumun iki defa doluyorum. 1., 2. ve üçüncünün belinden giriyorum. Biraz ilmeğimi uzatarak ikişer ikişer alıyorum ve tamamlıyorum. Sağ tarafa yatırdıktan sonra tığımın başını doluyorum. Atladığım bakınız 1 ve 2. Şöyle eğiyorum. Bakınız eğiyorum altından yapmaya kalkmıyorum. 1 2 ve 3. Bakın 3 tam kendisi olacak. Olabilir, karıştırabilirsiniz bazen. Hiç önemli değil. Kontrollerimizi yapalım ama 5 tane trabzanımızı ördüm. 2 defa tekrar tığımın başında doluyorum. Sağ tarafa uzattığım trabzanın altından giriyorum. Yeniden ikişer ikişer alarak örüyorum. 2 ve 3. Üç tane modelimizi bakınız elbisemizin önü için kuruyoruz. Çok da güzel oluyor. Evet bir tane zincirimi çektikten sonra örmeye devam ediyorum trabzanlarımı. Kolumuzu da birlikte yerleştirelim. Bakın bu düz trabzanlarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Araya giriyorum. Bir ve iki artışımı yaptım. İki zincirimi çektim. Evet şimdi ortadaki kolumuzun bir tanesini kurmuştuk bakın. Şöyle tam ortalayarak ikinci kolumuzu da birlikte kuralım. Hemen kolum için artış yerine iki defa örüyorum. Şöyle gösterelim. Bakınız artış yerimizin ilerlediği yere iki sağ tarafa ördüm. iki zinciri çektim. iki de sol tarafa ördüm. Ve zincirimin bulunduğu yere kadar bu aradaki trabzanları birer birer örüyorum. zincirimizi görene kadar Evet şöyle bir tane daha örüyorum. Evet. Trabzanlarımı ördüm. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra iki defa tığımı başını doluyorum. Birinci, ikinci, üçüncü trabzanımın yanından şöyle giriyorum ikişer ikişer biraz uzatarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Sonrasında atladığım iki trabzanı şöyle tığımın başında doluyorum ve öne yatırıyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. Burası çok önemli. Zorlanabilirsiniz nereden olacak diye. Şöyle eğdiğiniz zaman hemen ortaya çıkıyor. Rahatça yaparsınız inşallah. 3 tane ördüm. Dördüncüyü, beşinciyi de ördüm. 5 trabzanın bakınız hepsini ördükten sonra iki defa başını doluyorum sağ uzattığım yatırdığım trabzanın altından giriyorum biraz uzatarak ikişer ikişer örüyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra arada iki artışlarımı yaparak artık dümdüz örerek sıramı tamamlıyorum şöyle hemen görmek istiyorum elbisemizin ilk model kurulumunu çok çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi sıramızın sonuna kadar iki artışlarımızı, iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı yaparak sonuna kadar örelim ve sonrasında görüşelim. Evet modelimizin birinci sırasını yerleştirdik. Bakınız çok çok güzel oldu. Şimdi şuradaki artışı yeni başlayan arkadaşlarım için tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakınız trabzanlarımızı örerek geldim. Şurada artışlarımızın olduğu yerde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı ördüm. Dümdüz ilerledim ve en son trabzanımın üzerine ördükten sonra sık iğne sıramıza geçtik. Sık iğne sıramızı modelimizin arkasından yapıyoruz. Bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne yaptığımız zaman artış da yapmıyoruz. Hepsinin üzerine batarak ilerliyoruz. Zincirleri gördüğümüz yerlerde zincirlerimizi unutmuyoruz. Ayrım yerlerimizde ikişer zincir modelimizin sağında ve solunda ise birer tane zincirimizi örüyoruz. Şimdi bir zincirimi başlangıçta çektim. Hemen dibine batıyorum ve örüyorum. Diğerlerini birer birer örüyorum. Arkamızda model olmadığı için dümdüz ilerliyorum. Bakınız dümdüz ilerliyorum. Son trabzanımı ördüm. Sık iğnelerde arkadaşlar lütfen artış yapmıyoruz. Bakınız geldim. Bir ve iki tane zincirimi çektim. Hemen diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve ilerliyorum. Sadece ilerlemekteyim. Zincirimi ördüm noktaya geldim bir tane zincir çekiyorum ve 5 trabzanımı sırası ile örüyorum buradaki bakınız uzatma yapmış olduğumuz ilmeği kesinlikle örmüyoruz sadece arada gördüm beş tane trabzanı örüyorum uzatmalarımızın üzerine batmıyoruz bakın sadece 5 trabzanın üzerine 5 tane sık iğne buraya özellikle dikkat edelim Evet bakın sondakini de örmüyoruz. Baştakini de örmedik. Şöyle göstermek istiyorum. Sadece 5 trabzanımızın kendisini örüyoruz. Uzatmalarımızı ise örmüyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Yine zincirimin olduğu yerdeyim. Ve devam ediyorum. Birer birer sık iğnemi örmeye. Zincirimin bulunduğu yere 1 iki tane zincir hemen sık iğne üzerine geçiyorum. Bluzumuzun önünü de birlikte yapalım elbisemizi. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum. Bakınız uzattığımı örmüyorum. Bakınız her iki uzattıklarımız örmeden şuradaki 5 taneyi örüyoruz. 5 tanenin ilkine batıyorum. Sık iğnemle ipimi yarımlamayı tığımın ucu ince ve sivri olduğu için ipimi yarımlayabiliyor Evet bir tane zincir tekrar 5 tane 1 2 3 4 ve 5 araya bir zincir 5 trabzanımı örüyorum ve bu şekilde modelimizi arkadan örerek tamamlayalım sık iğne sıramızı örerek tamamladık tekrar ön yüzdeyiz ve trabzanlarımızı öreceğimiz sıramızdayız Şimdi arkalarda herhangi bir işlem yapmıyoruz şurada modelimizin bulunduğu yere kadar örerek gelelim şurada ikişer ikişer artışlarımızı yapmayı unutmayalım şöyle birlikte başlayalım Üç tane zincirimi çektim. Hemen ikinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. Seri bir şekilde örmeye gayret ediyorum. Zincirimin olduğu yere doğru ilerliyorum. Arkadaki trabzanlarımı birer birer ördüm. İki zincirimin bulunduğu noktadayım. 2 tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. 2 artışımı yaptım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim. Şimdi aradaki trabzanlarımızı buradaki modelimize kadar örerek gelelim. Artışlarımızı da yaparak düz trabzanlarımız örerek geldim. Şuraya yeni başlayan arkadaşlarımız her sık iğneden sonraki trabzan sıramızda ikişer ikişer artışımızı yapıyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Arayı ördüm. Modelimin hemen yanı başındayım. Son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Aşağıdaki beş tane trabzanımızdan bakınız. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tam üçüncünün ana gövdeden giriyorum. Sağ taraftan, sol tarafa doğru ve ikişer ikişer örüyorum. Bir, iki ve üç. 1 ile 2'yi atlamıştım. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde ilmeğimi yani trabzanlarımı yatırıyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. ikili olarak bakınız. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü ana gövdeden dolandığım trabzanımı örüyorum. 4 ve 5'i de ördükten sonra 5 tane trabzanımı ördüm. bakınız. Önce ortadan iki başını dolayarak sağ tarafa yatırdım. Uzunca bir trabzanımı yaptım. Sonra 5 trabzanımın tamamını ördüm. Yeniden iki defa tığımın başını doluyorum. Sağa doğru yatırmış olduğum trabzanımın altından giriyorum. 2 defa başını dolayalım. Bakınız 1 ve 2. Alttan giriyorum. Ve ikişer ikişer biraz da uzatarak alıyorum. Evet, bakınız bir tane de zincirimi çekiyorum. Modelimizi ikinci kez uyguladık ve devam ediyorum. Bir zincirimizi çektikten sonra sık iğnelerimizin üzerlerine batarak birer birer kol ayrım yerimize kadar örelim. Evet, bakınız iki tane zincirimin bulunduğu yere kadar ördüm. İki tane trabzan arkası arkasına bakınız. İki zincir. Tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 artışlarımı bu şekilde yapıyorum. Şimdi önümüz için örmeye başlayacağız. Bakınız kolumuzun ikinci modelini yerleştirdik. Şöyle durduğu zaman kolumuzun tam üst kısmında ilerleyecek modelimiz. Şimdi önümüzdeki modelimizi örmek için aradaki bu trabzanlarımızı örelim. Para trabzanlarımı ördüm. Modelimden önce bir tane zincirimi çekiyorum ve 5 tane olan trabzanın tam ortasına iki defa tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum ve biraz uzatarak ikişer ikişer yeniden örüyorum. Atlamış olduğum iki tane trabzanı 1 2 3. örmüştük. Şöyle yatırıyorum. Birinci trabzanım önce örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü trabzanımı yani belinden dolandığım trabzanımı ördükten sonra dört ve beşinci trabzanımı da örüyorum. 5 trabzanımı tamamladıktan sonra iki tane başını doluyorum. Yine aynı trabzanın şöyle diğer diğerinin altından girerek örüyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 ve 3. Bakın bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen iki defa tığımın başını doluyorum. Hemen üçüncü trabzanımın ana gövdeden yandan girişimi yapıyorum. İkişer ikişer alıyorum ve başlıyorum. Şu şekilde bakınız. 1, 2, 3. Hepsini birer birer örüyorum. Önce birinciyi ikinciyi ve üçüncü trabzanımı örüyorum. 4, ve 5. trabzanımı da ördükten sonra iki defa başını doluyorum uzatmış olduğum trabzanın altından girerek yeniden örüyorum bir zincirimi çekiyorum yeniden iki defa başını doluyorum 5 tane trabzanımın tam ortasındaki bakın 1 2 3 4 ve 5 3. giriyorum Evet uzun ördükten sonra başlıyorum 1 2 ve kendisini örüyorum 3 4 5 5 trabzanımı tamamladım bakın 1 2 3 4 ve 5 2 defa başını dolayıp aynı yere giriyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen diğer taraftaki trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Evet kolumuzu da buradaki yapmış olduğumuz birinci kolumuzda yaptığımız şeklin aynısını uygulayarak sıramızın sonuna kadar örelim. Arkadan sadece sık iğne olarak tamamlayalım ve sonrasında görüşelim. Robamızın sık iğne sırasını örerek tamamladım. Şöyle bakacak olursak bir sıra Trabzan bir sırada sık iğne sırasından oluşmakta modelimiz. Şöyle görelim modelimizi. Artış yerlerini trabzanlarımızın bulunduğu yerlerde ikişer ikişer artıyoruz. Şöyle çevireyim daha rahat görürsün Bakın sadece trabzanlarımızın bulunduğu yerlerde ikişer artış yapıyoruz. Sık iğnelerimizin olduğu yerde ise artışımızı yapmıyoruz. Modelimizi aynı şekilde kurmaya devam ediyoruz. beş tane trabzanın öncesinde ve sonrasında tam ortadaki 3. trabzanı yandan girerek alıyoruz ve önümüz için 3 tane modelimizi uyguladık. Kolumuz için ise sadece tam ortalayarak bir tane uyguladık. Ve kol kesme işlemimizi bitişine kadar bu şekilde devam edecek modelimiz. Şimdi biraz büyütelim. Sonrasında kolumuzun birleştirme yerinde tekrar görüşelim. Şimdi aynı şekilde düz sıralarımızda bu görmüş olduğumuz modelimizi ve arkasını çevirdiğimizde sadece trabzan ların üzerine birer sık iğne sırasını örelim ve yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Elbisemizin robasını örerek büyüttüm. Bakınız üçer tane modelimiz arka arkaya kollarımızın yanlardan genişlediğini önümüzün yine aynı şekilde yanlardan bu artışlarımız sayesinde genişlediğini görmekteyiz. Şimdi santim olarak ölçümüze bakmak istiyorum. Birbirimizin ölçüsüyle kıyaslarımızı yapalım. Daha sonra kolumuzu birleştirme aşamasına geçeceğiz. Bakınız tam 11 santim şöyle tuttuğum zaman şöyle bakalım tam 11 santim bakınız şöyle görürsün. 11 santim benim ölçüme göre eğer 11 santimden kısaysa bir sıra daha devam ettirebilirsiniz şimdi trabzan sıramı ördüm sık iğne sıramdayım ve şöyle çeviriyorum elbisemizin arkasını Artık hem arkasını hem de kollarımızı birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Şöyle görelim bakınız kolumuzun genişliğini ve gövdemizin birleştiği zamanki genişliğini şöyle bakalım. Hemen burayı da ölçmek istiyorum. Yanıltıcı hiçbir sonuç olmasın. ve Örgümüzü birlikte devam edip ilerleyelim. Kolumuzu birleştirme yerinden diğer birleştirme yerine kadar 25 santim olduğunu görmekteyiz. Bakınız birleştiği zaman daha rahat olacaktır. Evet şimdi arkadan sık iğnemizi yaparak başlayalım. En son bakınız buradan örerek gelmiştim. Zincir çekerek başladım. Trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve artık arkadan birleştirme işlemimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Diğerlerinde zincir çekmeden ilerliyorum. Kol altımın birleşme yerine kadar birer birer trabzanlarım üzerine sık iğnemi örüyorum. Kol altına kadar birer birer sık iğnelerimi örerek geldim. Kol altıma da bir tane sık iğne yapıyorum ve zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra bir tane daha sık iğne diğer kol altına yaparak kolumuzu da birleştirmiş oluyoruz. Arada 3 tane zincirimiz var. Bakınız kol genişliğimiz gayet rahat. Evet devam ediyorum. Sık iğnelerimi örme. Her bir trabzanımın üzerine birer tane örerek ilerliyorum. Modelimizi uygulayacağımız yere geldiğimiz zaman yine bir tane zincirimi çekiyorum. Her iki sağ tarafa ve sol tarafa uzanmış olan buradaki ilmeklerimin üzerine batmıyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Hem buna batmıyorum, buna batmıyorum. Bakınız buna batmadan ilk trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekmiştim. 3, 4 ve 5 modelim için gerekli olan 5 tane trabzanımı örüyorum. Hemen buradaki uzantıya batmıyorum bir zincirimi çekiyorum diğer uzantıya da batmıyorum hemen bakınız ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum buna lütfen dikkat edelim o uzantıları örmeyelim sadece aradaki şu kısmımızı örelim ve devam ediyorum İkisini ördüm 3 4 ve 5 bakınız buradaki uzantıyı örmüyorum bir zincir çekiyorum Buradaki uzantıyı da örmüyorum. Diğer trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Ve bu şekilde modelimin üzerindeki sık iğnelerimizi de örüyoruz. Buradaki uzantıyı örmüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve diğer kenar trabzanıma batarak kol altıma doğru ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız. Yeniden kol altının bulunduğu noktaya geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum ve sayıyorum 1-2-3 tane zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum bir tane sık iğne zincirimin içerisine örüyorum ve diğer trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne örerek birleşme noktama doğru ilerliyorum evet bu şekilde hep kolumuzu arkamızı birleştirmiş olduk. Artık e, bir sıra daha ördükten sonra etek bölümümüze geçeceğiz ama şu anda robamızı örmeye devam ediyoruz. Kollarımızı ayırdık, gövdemizi birleştirdik. Bir ya da iki sıra yeterli ölçü e, gelene kadar örerek devam edelim. Şimdi iç e, işimizi birlikte yapalım. Bakınız en son sık iğnemi ördükten sonra bir tane zincir çekmiştim şuraya. Geliyorum. Düz yönde yine örüyoruz. Diğer döndüğümüz zaman arkadan döneceğiz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız geçişimi yaptım düzgün bir şekilde örmeye devam ediyorum. Kolumuzun birleşme yerine kadar örerek ilerleyelim. Evet kol altına kadar arkamızdan dümdüz örerek geldim. Tam kolumuzun altında 3 tane zincirimizi çektiğimiz yerdeyiz bakınız. Şimdi sığımın başını doluyorum. Birinci zincirin içerisine giriyorum ipimizi yarımlamadan bir ikinci zincirin içerisine giriyorum üçüncü zincirimizin içerisine girerek batıyoruz ve kol altımızda üç tane trabzan örerek şöyle bir genişlik katıyoruz ve yeniden modelimizi aynı ördüğümüz şekliyle örmeye devam ediyoruz Evet diğer kol altına da aynı şekilde çalışalım. 3 tane zincir çekmiştik. 3 tane trabzanımızı tıpkı burada ördüğümüz şekliyle örelim. Ve sıramızın sonunda görüşelim. Kol altımızı birleştirerek sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Yeniden zincirimizi çektiğimiz yerdeyiz. 3 zincirimin tam tepesine batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve ters yönden sık iğnelerimizi örmeye başlıyoruz lütfen buna dikkat edelim düz yönden devam etmeyelim ters yönden devam edelim hemen dibine batıyorum bir zincir çektikten sonra ve birer birer sık iğnemizi örerek yuvarlağımızı yapıyoruz yani tüm başladığımız yere kadar hepsini sık iğne olarak örelim ve yeniden bu noktada görüşelim farklı işlemimiz yok. Sadece modellerimizin sağında ve solunda birer zincirlerimizi yine unutmayalım. Tabi içten çekeceğiz. Arkadan örerek sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincir çekmiş olduğum yere şöyle batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve düz yönden dıştan örmeye başlıyorum sık iğnelerimizi ters yönden trabzanlarımızı düz yönden örelim ve roba kısmını tamamlayalım 3 numaralı tığımı kullanmak istiyorum. Etek bölümünde dilerseniz sizler de geçebilirsiniz. Dilerseniz aynı tığımızla devam edebilirsiniz. Evet, roba kısmımızı yeterli ölçümüz olana kadar ördüm. Bu ölçümüz gayet güzel, yeterli. kulaklarından iki sıramızı ve aradaki görmüş olduğumuz sık iğnelerimizi örerek tamamladık. Şimdi arkadan yeniden örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çekmiştim. Hemen 3 zincirimi açıyorum bir tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum ve yeniden modelimi kurmak için başlıyorum bir tane daha zincirimi ilave ettim aynı yere batıyorum iki tane trabzan ördüm 3 4 5 5 tane trabzan ördüm bir tanesini çift olarak ördüm araya bir tane zincirimi çekiyorum bir zincirimizi çektikten sonra bakınız hemen bir sonraki bakınız buradaki batmış olduğum trabzanın yanına yine batıyorum. Yukarıya bir zincir çektim fakat aşağıdan atlamıyorum. Hemen yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2 Devam ediyorum. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 aynı yere batıyorum 2 ve devam ediyorum artışlarımızı yapıyoruz burada eteğimiz için bakınız beşerli gruplar oluşturuyorum 1 2 3 4 birinci iki defa ördüm 4 ve bir tane daha örüyorum 5 3 grubumuzu bu şekilde sadece başından artırarak ilerliyoruz eteğimizin çok fazla dökümlü olmasını istemezseniz düz bir şekilde biraz normal e, dökümlü olduğunda bu şekilde yeterli. Bakınız 3 defa bu şekilde artışımızı yapalım. Dördüncü artışımı da bir aynı yere batıyorum. 2 bakın zincirimden sonraki sıra şöyle çekelim yeniden bir hemen bir aynı yere batıyorum. 2 3 4 5 4. grubumu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 3 4 5 Şöyle bakalım. 1 grup 2 3, 4, 5 tane grubumuzu ördüm. 5 grubumuzu tamamladıktan sonra 6. grubumuzda 2 tane artışımızı yapalım. Bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. 1, bir, biri çift olarak örüyorum. Batıyorum. 2, çift olarak örüyorum. Ve 5 trabzanımı tek olarak örüyorum. Bakınız bunu her 5 gruptan sonraki gelen grubumuzda 6. grubumuzda yapalım. 1. grubumuz 2. 3. 4. 5. Bakınız 6'yı çift çift artalım ve yanına bir tane trabzanımı söyleyelim. Tekrar başlıyorum. 1 hemen yanına batıyorum. Ve ilerliyorum. 2, 3, 4 ve 5 bir tane çekiyorum şu çiftli grubumuzdan sonraki ilk grubumuzu ördük toplamda 5 tane olunca yapıyoruz bir aynı yere batıyorum yanındakine 3 4 ve 5 bir tane zincir hemen yanındaki trabzanı örüyorum 1 2 3 biri iki defa artacaktık hemen hiç kafamız karışmasın biri iki defa artalım aslında farklı yerden batsak da olur ama kafamızı hiç karıştırmak istemiyorum 3 4 ve 5 bir tane zincir bakınız şurası önemli Şuradan sonra 5 tane sayacağız. Hemen buraya bir işaret takalım. İşaretimi taktım. İşaretimi bakınız 1 2 3 4 5. 5 tane grubumu ördükten sonra 6. grubumuzu şu şekilde artıyoruz. 2 tane 2, 1 tane tek. Şimdi 1 2 3 grubumuzu ördüm. 4. grubuma başlıyorum. Başlangıçca çift olarak 1 2 3 4 ve 5 5 tane ördüm bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum şu uzatmaları örmüyorum şuradaki uzatmalar aradaki 5 tane trabzanımı üzerinde sayıyorum bir zincirimi çektim başlıyorum bir sayalım kaç tane olmuştu 1 2 3 4 bu son ördüğümüz grubumuz 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm araya bir tane zincir çekiyorum burada bir tane trabzanım kaldı bakınız uzatmalarımızı örmüyoruz bu iki uzatmalarımız kesinlikle örülmüyor sadece aradaki 5 tane trabzan üzerinde işlemimizi yapıyoruz başlangıçta arttı ve toplamda 5 tane trabzanım oldu bir zincirimi çektikten sonra bakınız grup olarak da 1 2 3 4 5 5 tane grup oldu buradaki artış türümüzden artıyoruz bir zincirim çektikten sonra bir aynı yere batıyorum 2 diğer trabzanın şu kısımlara batmıyorum 2 buradaki trabzanımı örüyorum 3 ve aynı yere batıyorum 4 yanındakine batıyorum 5 bir tane zincirimi çekiyorum bakın bu grubumuzu da bu şekilde ayarladık şimdi buradaki işaretimi buraya takıyorum Bir, şöyle görelim 1 2 3, 4, 5, 6. Oraya ayarladım. Hemen işaretimi alıyorum. Ve devam ediyoruz. Bir tane zincirimi çektim. ilk trabzana 2 tane diğerlerine birer tane trabzanımı örüyorum. 3 4 Diğer tarafa geçiyorum. 5 bir tane zincir çekiyorum. Çift olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde devam ediyorum sona kadar. Sıramın sonuna kadar beşerli gruplarımı örerek geldim. Arasında da bir tane zincir çektim ve son beşli grubumu yaptım. İlk beşli grupla birleştiriyorum bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlk zincirimden çektiğim grubuma şu şekilde batıyorum ve e, bu şekilde artışımı yapıyorum. Dilediğiniz kadar fazla artışımızı yapabilirsiniz. E, ne kadar fazla artış, yani eteği ne kadar dökümlü ve bol istiyorsanız beşerli gruplarımızı o sıklıkla ayarlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun bir ayarlama olabilir. Evet, şimdi bir sıra sık iğnemizi örelim. İpimiz katlı bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Birleşme noktasından sonra ilk. Trabzan'a batıyorum, sık iğnelerimi örüyorum 3, 4 ve 5. Aradaki bir zincirimi yeniden çekiyorum. Diğer grubun üzerinden sık iğnelerimi örerek beşerli gruplarımızı arasında bir zincir çekerek sırası ile sık iğnelerini örüyorum. Bir zincir ve diğer tarafa içiyorum. 4 ve 5 bir tane zincir bakınız ilk başlangıçlarda çift olarak artmıştık çok kolaylaştırıyor bir dahaki sıramızda artık artışımız yok bu sadece birinci sıraya özel bir durum sık iğnemizi örerek tamamlayalım Evet sıramızı örerek sonuna kadar geldim şimdi birleştirme noktasındayız sıramızın en son sık iğnemi ördüm. Araya mutlaka bir tane zincirimizi çekiyorum ve grubumun içerisine şu şekilde geçişimi yapıyorum. Bakınız grubumun içine geçişimi yaptım ve örgümün yönünü çeviriyorum. Ve düz yönden modelimizi uyguluyoruz. Şöyle bakalım. Bakınız 5 tane trabzanın olduğu yerle hemen karşılaşıyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Tam ortadaki trabzanımın belinden giriyorum ikişer ikişer uzatarak örüyorum sonrasında atlamış olduğum iki trabzanımı modelimizi ilk kurarken yapmış olduğumuz gibi kuruyoruz üçüncü trabzan belinden dolandığımız trabzanımızı örüyorum 4 ve 5 beş. 5. trabzanımızı ördükten sonra hemen zincirimiz geliyor. Zincirimize geçmeden tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. 3. trabzanın biraz önce girdiğimiz yerin altından giriyorum. ikişer ikişer uzatarak örüyorum. Ve hemen zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını iki defa doluyorum. Zincirimi çektikten sonra 5'li grubumun 3.sünün yanından giriyorum. ikişer ikişer alıyorum. Sonrasında atlamış olduğum bakınız. 1 ve ikinci trabzanlarımı sırası ile yukarıdan sık iğnemin içerisine batarak hepsini örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı örüyorum. Yani kendi grubu içerisinde 5 tırabzanımızı da tamamlıyorum. 1 2 3 4 5. 2 defa başında oluyorum. Yandan yeniden girerek tırabzanımı uzatarak örüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Beşli grubumuzun tam ortasındaki bakınız yani üçüncü trabzandan giriyorum. Şöyle biraz uzatarak bir, iki, üç, ikişer, ikişer, üç defa da alıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Atlamış olduğum bakınız iki tane trabzan vardı. Hemen ilkine batıyorum. Birincisine, ikincisine batıyorum. Ve trabzanımın kendisini örüyorum devam ediyorum. Evet 5 tane trabzanımı ördüm. 2 defa tığımın başını doladıktan sonra yine aynı yere alttan giriyorum. Ve 1, 2, 3. İkişer ikişer 3 defa da alıyorum. Ve bakınız çok hoş bir şekilde modelimizi yerleştiriyoruz. Bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar 5 tane trabzanım olduğu yeri görüyorum. Birinci, 2 üçüncünün yandan giriyorum bir ile ikiye atlıyorum bakınız ikişer ikişer alıyorum ve bakın bir ve iki şu şekilde örüyorum birinciyi örüyorum ikinciyi ve belinden dolandığımız trabzanımızı da ördükten sonra 3 4 ve 5 5 trabzanım örüyorum iki defa tığımın başını doluyorum aynı yere girerek 3 defada örüyorum. 1, 2, 3 Bir tane zincirimi çekiyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Eteğimin birinci sırasını örerek tamamladım. Bakınız yukarıdaki modelimizin aynısını tekrar ettik. Yalnız birazcık artışlarımızı da sıkılaştırdık. Şöyle görelim. Arkasını çeviriyorum. Ve arkasını da her bir beşli grubumuzu şu şekilde trabzanlarımızı uzatarak bakınız tamamlıyoruz ve sıkı iğne sıramızın bulunduğu yere geliyorum. Şöyle çeviriyorum örgü yönümde. Bu yönden gelmiştim. Bir tane zincirimi yine çekiyorum. Şöyle bakalım bir zincirimi trabzanımın ilkine bakınız uzattığıma değil trabzanımın ilkine batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum sadece trabzanlarımızın kendisine yani beşer trabzanlarımıza birer birer sık iğnem örüyorum uzattığımız ilmeklerimizi örmüyoruz örgümüzün iç kısmı yani ters yönünden sık iğnelerimizi örüyorum uzattığımız ilmeklerimizi kesinlikle örmüyoruz sadece beş tane trabzanımızın üzerinden işlem yapıyoruz araya bir tane zincirimi çekiyorum bakın uzattığım trabzanımı örmüyorum aradaki 5 tane olan diğer taraftaki uzattığımda bakınız bu kısmı örmüyorum 5 trabzanım üzerinde işlemimi yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 bir tane zincirimi çekip diğer beşli grubuma geçiyorum e, sıramı bu şekilde tamamlıyorum bir sıra trabzanımız bir sıra sık iğnemiz olarak örelim şimdi sık iğnemizi sıramızın sonuna kadar e, yani şu kısma kadar arka yönden örelim ve görüşelim elbisemizin sık iğne sırasını örerek en son kısma geldim bakınız başlangıç yerimizin hemen yanındayız tekrar batıyorum bir tane zincirimi çektim bakınız şu kısma bir zincir çekerek batmıştım hemen araya giriyorum ilmeğimi geçiriyorum ve döndürüyorum. Bir tane şöyle kapadıktan sonra. Evet şimdi bakalım. Bakınız aşağıdaki 5 tane trabzanımızın olduğu bölüm vardı. bir atlıyorum. 2 atlıyorum. Üçüncünün sağından ve solundan iki defa başını doladığım tığımı alıyorum. Modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. İkişer ikişer alıyorum. Sonrasında atlamış olduğum ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. 1 trabzanlarım bakınız. ikinci trabzanım. Üçüncü trabzanımı örüyorum. bütün trabzanlarımı sırasıyla ördükten sonra toplam 5 trabzanım örüyorum yeniden 3. trabzanın ana gövdesinden geçiyorum ve örüyorum bir tane zincirle tekrar iki defa başını doluyorum ikinci bakınız 5 trabzanımızın ortasındaki 1 2 3 4 ve 5 bakın 1 2 3 tekrar 1 2 3 4 ve 5 her birisini örüyorum başlangıç ve bitişte 3. trabzanın yanından girerek uzunca ilmeğimizi alıyoruz ve aralarımıza birer tane zincir çekerek diğer sıramızı da sık iğnemizi örüyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar elbisemizin etek bölümünü örmeye devam ediyoruz Evet sevgili arkadaşlar eteğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra bu balık kılçığı modelimizi uyguladım ve bakıyorum. Bakınız ilk kılçığın olduğu yerden başlıyorum. 18,5 cm eteğimizin uzunluğu. Şimdi ben ipimi kopardım. Beyaz ipimle etrafını dolaşmak istiyorum. Yine etrofil marka ipimin beyazını alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve eteğimin arka tarafından örmeye başlıyorum bakın sık iğneli olan bölümlerini örmüştüm hemen araya giriyorum her iki model arasında bir zincir çektiğim yere giriyorum bir tane zincir çekerek sabitliyorum tığımın başını doluyorum ve şu şekilde bakıyorum bakınız tam 5 tane trabzanımızın ortadaki bakınız 3. kenarından dolandığımız yere geliyorum 1 2 3 4 5 ipimiz dolgunca 5 yeterli olursa 5 yapalım olmazsa 7 sayısına çıkaralım 6 ve 7 7 de daha güzel duracak sanki bakınız 7 tane trabzanım ördüm diğer araya batıyorum bakınız her dilimimizi ve tığımın başını doluyorum 3. zincirin yine tepe noktasına batıyorum 7 tane trabzanımı buraya örüyorum 3 4 5 6 ve 7 diğer kenara altından girerek sık iğnemle kapatıyorum ve devam edelim bir tane daha hemen tığımın başında oluyorum bakınız üçüncü zincirimi trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer ikili trabzanımı örerek toplamda 7 trabzan sayısına ulaşıyorum 2 4 6 bir tane daha örüyorum 7 hemen araya gelerek batıyorum. Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Etek uçlarımızı bu şekilde tamamladıktan sonra kolumuzun bir tanesini örmüştüm. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Kolumuza beşer tane trabzanımızı ördük. E, etek ucuna ise yedişer tane. Hemen kol altından örmeye başlayalım. İki tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki bölüme gelerek batıyorum ve tığımın başını doluyorum bir ileriye geçip 5 tane trabzanım örüyorum tam kol ayrım yerinin içerisindeyim şu an 2 3 4 ve 5 sayıyorum 1 2 3 3'e batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 diğer 3'e batarak 5 tane trabzanımı örüyorum 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördüm tekrar sayıyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum 1 2 3 5 trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 sayıyorum 1 2 3 araya giriyorum tekrar 1 2 3 5 tane trabzanımı bu şekilde örerek kol altına kadar ilerletiyorum 4 ve 5 sayıyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3'e başını dolayarak atıyorum kol altına doğru ilerleyelim en son kol altımıza kadar örerek geldim ve başlangıç yerimizdeki zincirimizin bulunduğu yere gelerek batıyorum sadece ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum kestiğimiz ipimizi içeriye gizleyelim Elbisemizin ilik ve düğme yerini de çalışmaya başlayalım. Elbisemin bu taraf sol tarafı, bu taraf ise sağ tarafı. Şimdi sağ tarafından başlıyorum. Aynı zamanda iliğimi de açıyorum. Kaç tane ilik kullanmak istiyorsanız, yani düğme kullanmak istiyorsanız buraya iliğimizi açalım. Ben iki tane kullanmak istiyorum. Bir ve iki alt kısmını ise boş olarak kalmasını tercih ediyorum. Şimdi bir tane düğüm attım tığıma ve hemen örmeye başlıyorum. İlk trabzanın aralığına giriyorum ve sabitliyorum. Bir iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. İpimi de arkadan gizleyerek giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Bakınız iki tane trabzanımız olmuş oldu. Bir zincir ve bir trabzan. Hemen bir tane ilik yeri hazırlıyorum. Üç tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ikinci trabzan aralığına giriyorum tek seferde çekiyorum yarım trabzanı örüyorum ve bir tane düğme yeri bu şekilde hazırlıyorum ve sonrasında diğer trabzanımı örerek ilerliyorum tek sefer başını dolayarak batıyorum diğer ilik yerimize kadar her trabzanda ikişer defa yarım trabzanımızı örerek ilerleyelim düğmemizi koyacağımız sıklığa göre çok fazla düğmeye de gerek yok elbisemizin arkasında olacağı için bir ya da 2 yeterli olacak evet şimdi bakıyorum sıkı iğnemin bulunduğu yerde hemen ikinci sırada yani bir tane düğme iliği açtım bir trabzan bir sıkı iğne olarak ilerliyorum bir trabzan bir sık iğne 2 tane trabzanımız ve sık iğnemizi ördükten sonra bir tane daha ilik çalışması yapalım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Tığımın başını dolayarak şu görmüş olduğum kısmı atlıyorum ve sık iğnemin bulunduğu noktaya Gelerek tek seferde çekiyorum. İkinci de açtım. Artık sıramın sonuna kadar Trabzanlarıma, yarım trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. Sona kadar ilerleyelim. Tığımın başını doluyorum başını doluyorum ve en son yere kadar ördüm buradan hemen çevirerek diğer tarafa geçelim olduğu yerde çevirdim hemen bakınız diğer tarafa geçtim tığımın başını doluyorum hemen yan trabzandan örmeye başlıyorum bakın başını dolamayalım sadece bir sık iğne ile şöyle geçelim en alt kısma hemen başını doluyorum sık iğnemin içerisine bir tane örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Trabzanımın içerisine 1 ve 2. Sık iğnemin içerisine 1. Trabzanlarımızı 2 defa örelim. Yukarıya doğru ilerlemekteyim. En son 2 tane örüyorum ve başlangıç noktama batıyorum. Şöyle sona kadar tamamladıktan sonra hemen keserek tamamlayalım ve şöyle ipimizi çekip daha sonrasında gizleyelim. Elbisemizin etek bölümünü tamamladıktan sonra kollarımızı örmek istiyorum. Kolumun bir tanesini ördüm. Şu şekilde beline de zincir çekip iki tane pomponumu da hazırladım. Ee, şöyle görelim bakınız. 3 tane trabzan yukarıya bıraktım 2 trabzan aşağıya 3 trabzan yukarıya 2 trabzan aşağıya ve ucuna beyaz ipimle pomponumu yaparak tamamladım şöyle kolumuzu görelim kolumuzun bir tanesini yine omuzdan itibaren başlayan model kısmımızı devam ettirerek aşağıya kadar ilerledim kaç tane model ördüğümüze bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 toplamda 14 tane modelimizi kolumuza yerleştirdik ve yeterli ölçü oldu. Kolumuzda da yine aynı şekilde bir sıra sık iğne bir sıra trabzanımız ördük. Sık iğnelerimizi ters taraftan örerken düz yönden trabzanlarımızı ördük. Şimdi kol altından sık iğnelerimizi örerek başlayalım. Kollarımızı da yine 2,5 numaramızla örüyoruz. Çünkü roba kısmında 2,5 numaramızı kullanmıştık. Şöyle takıyorum. Tam kol altına herhangi bir yere giriyorum ve örgümün bakınız iç yönünden örüyorum yani tersinden örüyorum sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Araya giriyorum. Yukarıdaki gördüğümüz minik gözlerimize giriyoruz ve örgümüzün ters yönünden örüyoruz. Birer birer bütün sık iğnelerimizi örelim. başlangıç yerimize kadar gelelim tam alalım şu şekilde bakınız ilmeklerimizi yarım bırakmadan başlangıç yerime doğru ilerliyorum modelimizin bulunduğu noktaya geldim trabzanımı örüyorum buradaki trabzanlarımızdan sadece ortadaki olan 5 tanesini örüyoruz kenardaki uzattığımız ilmeklerimizi örmüyorum buradaki kenardaki uzun ilmeğim kalıyor diğer ilmeğimden başlıyorum ve 5 tane ilmeğimi birer birer örüyorum 2 3 4 ve 5 kenarda Diğer uzattığım ilmeğimizin bulunduğu noktayı yine örmüyoruz. Her ikisinde hem başlangıçtaki hem bitişteki tıpkı etek kısmında da olduğu gibi bu kısımları sık iğne örmüyoruz. Sadece aradaki 5 tane trabzanımızın üzerine örüyoruz. Ve diğer tarafa geçerek devam ediyorum ve başlangıç yönüne kadar yani buraya kadar örüyorum kol altına kadar örerek geldim 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 trabzanlarımı örmek için örgümün yönünü çeviriyorum artık dıştan örmeye başlıyorum tema başında doluyorum. her sık iğnemin üzerine bir tane trabzanımı örerek ilerliyorum bir içten bir dıştan öreceğiz mutlaka buna dikkat edelim sık iğnelerimizi arka yönden yani içten örüyoruz trabzanlarımızı elbisemizin dışında kolumuzu bu şekilde başlatıyoruz. Modelimizin bulunduğu yere kadar dümdüz trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Son trabzanıma kadar örerek geldim. Hemen modelimi uygulayacağım noktadayım. Ortadaki üçüncü trabzanımızı hemen tığımızın başına iki defa doluyoruz. Ortadan şöyle yandan giriyorum. Bir, iki, üç defa da örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Atladığım iki trabzanımı sırası ile örüyorum 3 4 ve 5 5 tane trabzanımızı ördükten sonra tekrar iki defa doluyoruz şöyle ortadaki trabzanımın altından girerek 3 defa da örüyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum hemen bakınız trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve ilerliyorum bu şekilde modelimizi yeterli ölçümüz gelene kadar örelim ve kolumuz buradaki olduğu şekliyle tamamlayalım ve beyaz kısmında yeniden görüşelim. Kolumuzu yeterli sayısı gelene kadar örmeye devam ettim ve e, tam oldu. Diğer kolumuzda yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını tekrar edeceğiz. 4 tane trabzanımızı örüp 1 2 3. ile dördün arasına batıyoruz. 1 2 3 ile 4'ün arasına tekrar batıp 4 tane trabzanımızı örelim ve kolumuzun çevresinde bu şekilde tamamlamış olalım. Hemen zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum kolumuzu örmek için ve başlıyorum. Kol altından başlayalım. Her zaman örgülerimizin kollarındaki yapacağımız işlemimizi alt kısımdan başlayalım. bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 tane trabzanımı örüyorum dört tane trabzanım ördüm dört trabzanım tamamladıktan sonra sayıyorum bir iki üç dördüncüye batıyorum tekrar tığımın başında doluyorum. bir iki üç dördüncüye gelerek batıyorum bir 2 3 ve 4 tane trabzanımı örüyorum. Ve sayıyorum. Battığımla birlikte 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Ve sayıyorum. 1 Buradakini de sayalım. 2, 3 ve 4'e batıyorum. Ve bu şekilde bakınız 4'er trabzan araya bir tane sıkı iğne örme şeklinde kolumuzu tamamlayalım elbisemizin kolunu ördükten sonra e, yakamızı örmeye başlayalım. Bakınız yakamızı ben iki parça şeklinde örmek istedim. Arkada düğmemiz olacağı için önde de e, şu şekilde açıklık olsun. Tamamen yuvarlak olup kasmasın. Hem önden hem de arkadan açıklığı bulunsun. Evet şimdi Yakamızın bir yönünü ördüm. Diğer yönünü sizlerle birlikte örelim. İlk başlangıçta ördüğüm yaka kısmını tam ortaladım. Ortadaki trabzandan başladım ve ön kısımdan ortadan başladım. Bakınız örerek ilerledim. 3 sıra beyazımı ördükten sonra bir sıra pembemle tamamladım. Şimdi ikinci bölümümüzü örmeye başlayalım. Bakınız şuradan itibaren tam ortada kalan kısımda hemen yanındaki trabzanımızdan girerek e, örmeye başlayalım. Şöyle beyaz ipimi alıyorum ve bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Ve hemen örmeye başlıyorum. Şu şekilde. Şuradaki pembenin bulunduğu yere çünkü kenarında dolaştığım için buraya batıyorum. 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen bir atlıyorum. Yanındaki trabzanın üzerine batıyorum. 1 ve 2 hemen aynı yere batıyorum bir tane V ve örüyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 3. trabzanımın bulunduğu noktaya batıyorum bir trabzan 2 zincir tekrar trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3'e batıyorum bir trabzan 2 zincir bir trabzan şu şekilde V'lerle yuvalar hazırlayarak arkadaki düğmemizin bulunacağı noktaya kadar örerek geliyoruz Üçüncü trabzanımıza batıyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1-2-3 2 iki, i̇ki zincir. Aynı yere batıyorum. Beyimi kuruyorum. Tığımın başını doluyorum. 1-2-3 Araya giriyorum. Bir trabzan. 2 zincir. Bir tane trabzan. Bakın şu şekilde beylerimizi kurarak arka noktaya kadar ilerleyelim. Tam 10 tane V'imi kurdum. Eğer sayılarımız farklı başladıysak sizinkiler fazla ya da eksik olabilir. Başlangıcımızdan itibaren 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane V'mizi kurduktan sonra tığımın başını doluyorum. Hemen dibindeki bölüme girerek bir tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımızı içine doldurmaya başlıyorum. İlk trabzanımdan başlıyorum. İki trabzan, bir iki zincir, aynı yuvanın içerisine bir ve iki. Tığım başını doluyorum. Bakınız diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynını yapıyoruz. Bir iki trabzan, iki zincir iki trabzan bir sonrakini ise tek trabzan şekliyle örüyoruz ve ellerimizin hepsini doldurmuyoruz tığımın başını doluyorum ikinci sıradaki takip eden trabzanın içerisine yani V grubunun içerisine bir trabzanımı örüyorum şöyle görelim tığımın başını doluyorum sıradaki yere iki trabzan 1 ve 2 iki. iki zincir 1 ve 2 şöyle görelim iki tırabzan iki zincir, iki trabzanımı ördüm. Bir sonraki V'nin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Sonrasında yeniden sıradaki trabzanıma 2 tane trabzan, 2 zincir, iki trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanıma bir tane trabzan örüyorum. Son 2'ye gelene kadar bu şekilde işlemimizi devam ettiriyoruz. 1 ve 2. 2 zincir, 2 trabzan. Işın doluyorum. 1 trabzan. Son 2'ye geldim bakınız. Son 2'de iki her ikisinde ikişer trabzan olarak dolduruyoruz. Son tekli trabzanımız burasıydı. Ve başlıyorum. 2 zincir 1 ve 2 burası tam yakamızın ön noktası tığımın başında doluyorum. en son bölüme gelerek iki tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim önümüzün şuradaki diğer yakamızın hemen Yan kısmında olacak bölümümüzü bakınız. Burada da her ikisini yan yana iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şekliyle örmüştüm. Burayı da aynı şekilde hazırlıyorum. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Yandaki zincirimin üzerine bir tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümüzün yönünü yeniden değiştiriyoruz ve başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki zincirimin içerisine 3 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 2 tane zincir tekrar 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm. Hemen yanındakine aynı işlemimi yapıyorum. 2 zincir 1 2 ve 3 Şöyle bakalım. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Aradaki bire batmıyorum. Direkt diğer trabzanımın içerisine geçiyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 2 zincir 3 Tığımın başını doluyorum. Aradaki bir tane trabzanıma batmıyorum. Hemen diğer trabzanıma girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir 3 trabzan. Sona kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Son trabzanımıza kadar ikişer, iki, üçer, üçer örerek geldim. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde aradaki trabzanlarımız örmedim ve en son tığımın başını doluyorum kenardaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir zincir çekip sağlamlaştırdıktan sonra ipimizi buradan kesiyoruz yakamızın diğer bölümünde yapmış olduğumuz gibi kenarına bir sırada pembemizde örüyoruz hemen pembe ipimizi alarak başlayalım arkadan başlıyoruz bakınız. Arka taraftan hemen şuradan giriyorum. Pembe ipimi alarak örmeye başlıyorum. Bir tane sabitliyorum. Hemen yanındaki trabzanımdan ipimi de altından götürerek sık iğnelerimi örerek ilerliyorum. 3 yandan giriyorum. 2 3 tane sık iğne ördüm. 3, 4 tane. Kenarlarımızı sık iğne ile ördükten sonra artık tığımızın başını bir defa doluyoruz. Her iki trabzanımın tam arasına, buradaki minik göze değil, tam arasına başını doladığım tığımı bir defa çekiyorum. Diğer trabzanımı bir defa, diğer trabzanımı bir defa. Bakınız. Araya girdim, bir örmüştüm. Araya toplamda 4 defa dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4. Arayı 4 defa doldurdum. Şimdi diğer trabzan arasına batıyorum. Birer birer batıyoruz. Trabzanlarımızın arasına her iki geçiş yerine battım. Tekrar trabzanlarımın ara noktasına giriyorum. Şuradaki zincirimin olduğu yere 4 defa 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başında doluyorum. Trabzan aralarına birer defa zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. 4 defa 1 2 3 ve 4. Bu şekilde örerek ilerleyelim. Yakamızın uç noktasına kadar kenarlarımızı başına bir defa dolayarak ördük. Şuradan yukarıya doğru çıkacağımız kısımda ise sadece sık iğne yaparak başlangıç yerimize kadar geliyoruz. Bakınız en son şöyle görelim. Trabzan arılarımızı başına bir defa dolayıp aldım. Şuradaki kısmı yukarıya doğru giden kısmı sık iğne ile örüyoruz. Burada da aynı işlemi yapmıştım. Evet şimdi ilmeğimi takıyorum ve devam ediyorum yandan sadece sık iğne olarak örüyorum. 2 ya da 3 hangisi yeterli olacaksa sık iğnelerimizi ona göre ayarlayarak elbisemizin yaka kısmına kadar ilerleyelim. Şuradan bırakıyorum. Daha fazla yapmak istemiyorum. Gövdeye giriyorum. Bir tane zincirimi çekerek tamamlıyorum. Burası şöyle rahatlattığımız zaman yayılacaktır. Çok fazla doldurmamıza gerek yok. Şurayı şöyle elimizi rahatlatalım. Evet ipimizi keselim ve tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar yakamızın tamamlanmasıyla elbisemizi de bitirdik. Ee, şöyle bir bakalım. Bakınız yakamıza gayet güzel oldu. Şöyle yakından görecek olursak yakamızı da her iki bölümü de görmekteyiz. Ortadan açılmakta, arkası da yine aynı şekilde düğmelerimizi rahatlıkla takabileceğimiz şekilde elbisemizi ayarladık. Evet, bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamız faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.